Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Forex'te swap konusunu konuşacağız. <laughs> Forex piyasasında işlem yaparken karşımıza swap adında bir olgu çıkacak. Bu swap olgusu şu demektir. Bir pozisyon açtığımızda pozisyonumuzu gecelik olarak taşımak istediğimizde bir sonraki güne taşımak istediğimizde ödediğimiz ya da zaman zaman bize ödenen swap komisyonudur. Swap işlem yaptığımız iki parite arasındaki faiz farklarından ortaya çıkan bir olgu. Örneğin şu anda euro dolar grafiğine bakıyoruz. Euro dolar grafiğinde bir long pozisyon aldığımızda ve bu pozisyonumuzu bir sonraki güne taşımak istediğimizde saat gece 12 ile 1 arasında kesilen bir komisyondur. Hesabımızdan otomatik olarak kesilir. Peki bu swap'i nasıl öğrenebiliriz? Şu şekilde şu anda görmüş olduğunuz gibi MetaTrader ekranındayım. Herhangi bir pariteye sol tarafta bulunan paritelerden herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıkladıktan sonra Özellik sekmesini açarak burada swap'i, güncel swap'i görebilirim. Bunu her işlem açtığımda özellikle bakmam gerekiyor. Çünkü zaman zaman değiştiğini göreceksiniz bu swap'in. Şöyle aşağı indiğimde bakın hemen burada görünüyor. Alım swap'i yani long pozisyon açtığımda ödeyeceğim swap ve aşağıda da satış swap'i olarak iki tane e, ibare yer alıyor. Alım swap'i kısmına baktığımda eksi 4.77 olduğunu görüyorum. Aşağıda da satış swap'i kısmında da eksi 0.98 olduğunu görüntülüyorum. Şimdi sadece buraya bakarak şunu söyleyebiliriz. Long pozisyon açanlar aslında bir... Ee, swap maliyetini de göz önünde bulundurma bulundurmak durumunda. Özellikle uzun vadeli açık kalan pozisyonlarda bu swap daha da önemli hale geliyor. Burada görmüş olduğunuz alım ve satış swap'inin karşısında bulunan rakamlar hesabımızın depozito cinsinden gösterilen rakamlar. Yani burada eksi 4.77 yazan rakam benim hesabım dolar ile fonlandığı için eksi 4.77 doları bana gösteriyor. Yine aynı zamanda burada bulunan 4.77 bir lotluk bir işlem büyüklüğü için hesaplanan alış sebebi. Yani ben euro dolar paritesinde bir long pozisyon aldığımda bir lotluk bir işlem için gecelik eksi 4.77'lik bir ödeme yapmam gerekiyor. Şimdi hemen şuraya yazarak bunu bir e, rakamlara dökelim. Eksi 4.77 gecelik olarak bir lotluk bir işlemde vermem gereken, ödemem gereken swap miktarı. Diyelim ki ben bir lotluk bir long pozisyon aldığımda ve bu pozisyonumu yaklaşık olarak 10 gün tutmayı planladığımda bu şu anlama gelecek. Ben eksi 47 dolarlık şöyle yazalım. Eksi 47 dolarlık bir swap kesintisi olacak benim hesabımda. E, aynı şekilde bu lot miktarını küçülterek aslında hesaplamayı devam ettirebilirim. Örneğin 0.1 1 lotluk bir işlem açtığımda ödemem gereken miktar 10 gün pozisyonum açık kaldığında 4.7 dolar olması gerekiyor. Tam olarak onda biri miktarınca bir ödeme yapmam gerekiyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir lotluk bir işlem açtığımda 47 dolarlık bir swap ödüyorum 10 gün pozisyonum açık kalırsa. Peki, ben burada ve işlemimi yaklaşık 10 gün açık tutmayı planlıyorsam bunu hesaplama biçimime nasıl e, ekleyebilirim? Şimdi öncelikle hedeflerimiz bu noktada çok önemli olacak. Örneğin bu noktadan şu anda mouse'umu üzerinde bulundurduğum noktadan şu anki noktaya bir long pozisyonum olsaydı 285 e, pipslik bir hareket gerçekleşmiş. Bu 285 pipslik hareket bir lotluk bir işlemde bana 2850 dolar kazandıracaktı. 2850 dolardan burada görmüş olduğunuz swap ödemesini çıkardıktan sonra nihai karımı bulabilirim. Aynı şekilde işlem ters yöne de hareket edebilirdi. Örneğin şu şekilde aşağı yönlü hareket eden bir e, harekette bakın burada 605 puanlık bir hareket gerçekleşmiş bu da 60 pips'e tekabül ediyor yine 600 dolarlık bir e, aslında zarar anlamına geliyor 600 dolarlık hareket tabii ki burada 10 günlük bir süre yok fakat diyelim ki bu 10 günde gerçekleşseydi 60 pips bunun üzerine yine 47 doları da ekleyerek zararımın 107 dolar olacağını söylemem gerekiyor. Aynı şekilde sadece euro dolarda değil bütün paritelerde aynı şekilde bakabilirim. Sağ tıkladıktan sonra euro japon yeni paritesine bakın euro japon yeni sözleşme ayrıntıları diye hemen çıktı. Şöyle aşağı indiğimde bakın burada euro japon yeni paritesinde long pozisyon swap'i eksi 4.05 short pozisyon swap'i ise eksi olarak gözüküyor. Yani diyelim ki Euro Japon yeninde bir short pozisyon açsam 0.1 lotluk bir işlem olsa bu benim 10 günde ödeyeceğim komisyon burada da gösterdiğimiz gibi bir lotta 20 dolar 0 bir lotta da eksi 2, 2 dolarlık benden bir swap kesintisi olacak. Aslında eksi 2 demek de çok doğru değil. 2 dolarlık bir swap kesintisi olacak bende. Ben bu işlemimi... 10 gün açık tutarsam. Bu swap işlemleri hafta sonları da geçerli. Yani ben bir işlem açtığımda, perşembe günü bir işlem açtığımda piyasa her ne kadar cumartesi ve pazar günleri kapalı olsa da bu kapalı olan günlerde de swap komisyonları hesabımızdan kesiliyor. Yani hafta sonları işlemlerimizi taşıyacağımız zaman da yine bu swap konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine swap konusuyla ilgili belki de dikkat etmemiz gereken bir başka nokta bazı paritelerde zaman zaman pozitif swapler olduğunu da göreceksiniz. Zaman zaman burada örneğin satış swapinin artı 3.75 gibi rakamlar olduğunu görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Siz o paritede işleminizi kaç gün açık tutarsanız size o kadar swap ödemesi yapılıyor. Yani diyelim ki burada bastığımda eksi 4.77 değil de artı 477 olsaydı bu şu anlama gelecekti. Bir lotluk bir işlem için 10 gün bu pozisyonumu açık tuttuğumda bana Artı 47 dolarlık hesabıma bir swap ödemesi yansıtılacaktı. Aynı şekilde paritelerdeki swapleri mobil cihazlarımızda da nasıl görüntüleyebileceğimizi göstereyim. Örneğin burada euro dolar paritesinin üzerine tıkladığımda aşağıda İşlem, grafik ve detaylar şeklinde bir açılır menü çıkıyor aşağıdan. Burada detaylara tıkladığımızda bakın aşağıda hemen swap uzun eksi 4.77 swap kısa eksi 0.98 olarak yine karşımıza çıkıyor. Eğer biz euro dolar paritesinde short pozisyonu alırsak yine 10 günlük bir pozisyonumuzu 10 gün taşımak istediğimizde eksi 9 dolar bize short pozisyon swap'i çıkacak. Yani hesabımızdan 9.80 dolarlık bir kesinti olacağını görüntülüyorum burada da. Bu şekilde mobil cihazlarımızda da swap'leri görüntüleyebiliriz. Buna göre açık tutup tutmak istemeyeceğimizi, maliyet hesabımızı, ne kadarlık bir külfete katlandığımızı buradan görüntüleyebiliriz. Çok yüksek miktarlar çıkmayacaktır. Yani pozisyonunuzu siz 1 ay, 1,5 ay, 2 ay gibi sürelerde taşımadığınız sürece aslında size çok büyük swap maliyetleri karşınıza çıkmayacak. Fakat bunu yine de Forex'te işlem yaparken bilmenizde fayda var. İşlem yaparken bir paritede swap'in long tarafında fazla olması o sırada long pozisyonların fazla olduğu anlamına da gelebilir. Genellikle bir parite trend yaparken örneğin şu anda euro dolar paritesinde bir yükseliş trendi mevcut. Bu yükseliş trendi esnasında genellikle long tarafında swap'lerin daha yüksek olduğunu görürsünüz. Short tarafında swap'ler daha düşüktür. Bu da aslında bir nevi yığılmadan kaynaklı Yığılman, yığılmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Swap konusuyla ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Eğer sorularınız olursa videonun yorum bölümünde sormayı unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.